Rahmetli en yetenekli öğrencimdi. Ömrü yetse kim bilir nasıl ilerleyecekti. Mesleğine gönülden bağlıydı. Çok erken oldu. Çok. Takdiri ilahi. Siz nasılsınız Nermin Hanım, çocuklar? Onlara göre ne var ki? Ah, olan bana oldu. Üç vakte kalmaz unuturlar. Behçetim, Behçetim. Aslan oğlum benim gitti, gitti, gitti. Tabii, evlat acısı başka. Kaç yaşında olursa olsun, hep ana kuzusu. Ah, kınalı kuzum benim, bahtsızım. Ah, Behçetim, Behçetim. Durun bakın size ne göstereceğim. Bohçasını sakladıydım, içinde zabını var, patikleri var. Gelin, içeride miydi bohça? İçeride, getireyim mi? Dur, dur sen getirme. Ben şimdi getiririm, sen dökersin filan. Durun, geliyorum şimdi. Ben de çaylarınızı tazeleyeyim. Zavallı kadın. Hocam biliyorsunuz Behçet'e bizim doktor Faruk baktı. Evet. Faruk iyi bir doktordur. Ama bütün tedaviye rağmen Behçet'in böyle olmasını farklı yorumluyor. Nasıl yani? Faruk'un dediğine göre Behçet'in iyileşmesi için rejimine uyması bir de ilaçlarını alması kafiymiş. Ama bütün test sonuçları iyiye gideceğine kötüye gitmiş. Nasıl yani? Yani? Vallahi aramızda kalsın ama Behçet'in ölmeden önce karısıyla sorunları varmış. Evet. Faruk Behçet'i karısını zehirlemiş olabileceğinden şüpheleniyor. Ne? Bakın size şöyle anlatayım. Behçet'in hastalığı tedavisi mümkün bir hastalıktı. İlaçlarını zamanında alıp rejime uyduğu sürece herhangi bir tehlike söz konusu değildi. Fakat son yapılan tahlillerde olağanüstü sonuçlar ortaya çıktı. Tabii bu da benim kafamda bazı soru işaretleri oluşmasına yol açtı. Neden öldüğü gün değil de polisi şimdi aradınız? O zaman elimde bir kanıt yoktu. Ama şimdi var. Bakın bunu Behçet ölmeden önce yazmış. Nermin, Behçet'in karısı. Son dönemlerde evlilikleri oldukça sorunluydu. Behçet Nermin'i aldattı ve bu da ortaya çıktı. Gerçi sonra tekrar barışıp bir araya geldiler ama sanırım Nermin Behçet'i hiç affetmedi. Son dönemde Behçet'in kan değerleri anormal bir şekilde kötüleşti. Bu da ancak yediği ve içtiği şeyler sayesinde olabilir. Sizin de tahmin edebileceğiniz gibi yemeklerini karısı, yani Nermin hazırlıyor. Nermin bunu neden yaptığını anlıyorum ama seni yine de affediyorum. Buyurun. İyi günler komiserim. Ben Nermin Kılıç. Bugün telefonda konuşmuştuk ya, doktor Behçet Kılıç'ın eşiyim.